Biliyorsunuz maçlar var. Süper Lig'de maçlar var. Siz sormadan ben hepsini açıklayayım. Ondan sonra da müsaade isteyeyim. Şimdi değerli arkadaşlar, az önce duyuruları da yaptık. İçişleri Bakanlığımız genelgeyi yayınladı. Bakın, şampiyonluk kutlamalarına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için mutlaka ve mutlaka bu çağrıya kulak vermelerini ve uymalarını bekliyoruz. Aksi takdirde bu kısıtlamaları ihlal ederek dışarıdaki toplanmalar karşısında görevlerimiz gereken yasal işlemi yapacaklar. Vatandaşlarımızın bu durumla karşılaşmamaları için evlerinde kalmalarını istiyoruz. Ve 17 Mayıs'tan sonra bir değerlendirme yapılacak. Şampiyonluk kutlamaları için bir düzenleme yapılacak ise o çerçevede bu kutlamalar yapılacak. Ama kısıtlamaların olduğu bu dönemde, sonuç aldığımız bu dönemde bu elde ettiklerimizin kalıcı olması için, heba olmaması için kesinlikle şampiyonluk kutlaması için vatandaşlarımızın dışarıya çıkmamasını istiyoruz ve bu konuda da emniyetimiz gereken tedbirleri aldı, çalışmaları yapıyor. Bu konuda tedbirler en üst seviyede alındı ama burada gene vatandaşımıza düşüyor görev. Bu konuda duyarlı olmalarını, hassasiyet göstermelerini bekliyoruz arkadaşlar. Ben basın mensuplarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bayram süresince ve tam kapanma döneminde büyük bir fedakarlıkla, büyük bir gayretle çalışmalarımıza destek verdiniz. Ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum. Sağlıkla, huzurla, sevdiklerinize ve nice bayramlara kavuşmanızı diliyorum. Bunun devamını bekliyoruz. Tabii ki 17 Mayıs'tan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanacak kabine toplantısından sonra gerekli açıklamalar yapılacak. Kısıtlamaların aşama aşama kalkması durumunda dahi biz tedbirleri elden bırakmamamız gerekiyor. Bunun için de biz vatandaş olarak sorumluluğumuzun gereğini yerine getiriyoruz. Bütün kurumlar sorumluluğun gereğini yerine getiriyor. Ve rakamlara da baktığımız zaman Kayseri'mizde sonuçları görüyoruz. Bunun yanında aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Bu aşılama çalışmalarımızda da istediğimiz sonuçları alabilmemiz için biraz daha hassasiyet göstermemiz gerekiyor.